Arkadaşlar video kesildi. O yüzden böyle kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Videoları zaten birleştireceğim. Şimdi en son ne demiştik? Misalyumlar sayesinde mantarlar topraktaki sindirilmiş besinleri alır dedik. Arkadaşlar gelelim mantarların üremesine. Nasıl ürüyorlar? Mantarların bu şapka dediğimiz kısmında buralarında sporları taşıyan spor keseleri vardır. Bu spor keselerinin içerisinde 2N kromozomlu hücreler vardır arkadaşlar. Bunlar mayoz bölünme geçirerek sporları oluşturur. Daha sonra bu sporlar işte şapkadan ayrılarak yere düşerler ve uygun ortam bulduğu zaman büyüyüp gelişerek yeni mantarları oluşturur. İşte mantarların çoğalması bu şekilde gerçekleşir ve biz bunu aslında mayoz bölünme gerçekleşiyor ama biz bunu eşeysiz üreme olarak alıyoruz arkadaşlar. Yani yine metagenez olayı görülüyor. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi sonucunda metagenez olayı görülür. O zaman şöyle yazalım. Metagenezle ürer. Metagenezle ürer. Şapkada bulunan spor keselerinde mayozla spor oluşur. Spor oluşur. Bu sporlar uygun ortam bulunca çimlenir. Bu şekilde arkadaşlar bizim mantarlarımızın üremesi, eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi sonucunda oluşuyor. Ve bunlar arkadaşlar dediğim gibi metagenez dediğimiz olayla gerçekleşiyor. Şimdi gelelim mantarların çeşitlerine. Arkadaşlar size 3 tane mantar çeşidinden bahsedeceğim. Küf mantarı, bira mayası mantarı, bir de şapkalı mantardan bahsedeceğim. Daha sonra eşeyli sporlarından bahsedeceğim. İşte zigosporlar, askosporlar gibi bunlardan bahsedeceğim. Eşeysiz sporlardan bahsedeceğim arkadaşlar ve sonra da fungusların sınıflandırılmasından bahsedeceğim. Ya da şöyle yapalım. İlk önce bu eşeyli ve eşeysiz üremede kullanılan sporlardan bahsedelim. Daha sonra fungusların sınıflandırılması diyelim ve küf mantarlarını, maya mantarlarını o şekilde anlatalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar mantarlar eşeyli ürerken 3 tip eşeyli spor oluştururlar. Bakın 3 tip eşeyli sporları vardır. Sporları vardır. Nedir bunlar? Bakın birincisi zigospor dediğimiz sporlar arkadaşlar. Zigospor. Bakın zigottan geliyor. O zaman ne olacak? 2 tane zigogametin birleşmesiyle oluşuyor arkadaşlar bunlar. İki zigogametin birleşmesiyle oluşur. Birleşmesiyle oluşur. Daha sonra ikincisi askosporlar. Askosporlar. Bunlar da yine isminden geliyor. Askus dediğimiz bir yapı vardır arkadaşlar. Askus denilen kesede oluşuyorlar bunlar. Askus denilen kesede oluşurlar. Kesede oluşurlar. Üçüncüsü de ve sonuncusu eşeyli olarak basidiospor dediğimiz sporlar arkadaşlar. Basidiosporlar. Bunlar da basidium dediğimiz kesede oluşuyorlar. Basidium denilen kesede oluşur. Evet, bu şekilde eşeyli sporlar. Şimdi gelelim eşeysiz sporlara. Eşeysiz sporlarda arkadaşlar birkaç tane ismini vereceğim. Sadece isimlerini bilmeniz yeterlidir. Eşeysiz sporlar. Bunlardan birincisi de blastospor. Blastospor. İkincisi arkadaşlar klamidospor. Klamidospor. Üçüncüsü artrospor arkadaşlar. Artrospor. Dördüncüsü konidiospor. Konidiospor. Sanki şeylerin takım şeylerini sayar gibi oldu biraz. Beşincisi de arkadaşlar sporangiospor. Sporangiospor.
spor. Evet, bu şekilde eşeğsiz sporlar. Sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Ben burayla ilgili bir soru geleceğini düşünmüyorum. Mantarların genel özelliklerinden gelir, belki sınıflandırılmasından gelir. Sporlardan da eşeğli sporlardan soru gelebilir arkadaşlar. Bunları isim olarak bilin, eşeğsiz spor olduğunu bilin. Zaten ne oldu, nasıl oldu önemli değil. Evet, şimdi geçelim mantarların sınıflandırılmasına. Bu arada mantarların diğer adı nedir? Funguslar, değil mi? Fungus. O zaman şöyle renkli bir kalemle yazalım. Şöyle fungusların sınıflandırılması diyelim. Fungusların sınıflandırılması. Arkadaşlar, funguslar yani mantarlar sınıflandırılırken şöyle ayrılıyor. Bakın 5 gruba ayıracağım ben bunları. Nedir bunlar? Genelde ribozomal RNA'nın yapısına bakılarak sınıflandırılıyor arkadaşlar bunlar. Ribozomal RNA'daki bu küçük alt birim var. Küçük alt birimin işte dizilimi, hani nükleotit dizilimi nasılsa ona göre sınıflandırılıyor. O zaman nasıl sınıflandırıldığını yazayım. Ribozomal RNA'nın yapısına göre sınıflandırılır. Ribozomal RNA neyi oluşturuyordu? Ribozomu oluşturuyor, değil mi? O yüzden de zaten ribozomal RNA'nın yapısına göre sınıflandırılıyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi geliyorum. Çok güzel söyleyeceğim ben size bunları. İsim olarak ilk önce yazayım, daha sonra okumaya çalışayım. Bazıları böyle güzel okunuyor ama bazıları biliyorsunuz Latince'de böyle çok fazla sessiz harf yan yana geliyor. İnsanı sıkıntıya sokuyor gerçekten. Şöyle yazayım. Sitiri, herhalde öyle okuması lazım. Diomycetes. Evet, bu şekilde. Artık siz okuyun arkadaşlar. Yazma bu şekilde. Arkadaşlar bunlar kadeh şeklinde yapıları vardır. Kadeh şeklinde yapıları vardır. Ve bunların zoosporları, yani az önce bahsettik ya, iki tane işte zigosporun birleşmesiyle oluşuyor, zoosporun birleşmesiyle oluşuyor diye. Bunların zoosporları kamçılıdır. Zoosporları kamçılıdır. Bu kadar bilmemiz yeterlidir. Geliyorum ikincisine. Zygomycetes. Evet, zygomycetes ya da ketes, öyle bir şey işte. Arkadaşlar bunlar da gıdaların bozulmasını sağlayan mantarlardır. Hani bu küf mantarları var ya, küflenmesini sağlıyor, bozulmasını sağlıyor. İşte bunlar gıdaların bozulmasını sağlayan mantarlardır. Gıdaların bozulmasını sağlayan mantarlardır. Peki neden bozulmasını sağlıyor sizce? Neyi iyi gelişmiştir bunların? Bunların hif ve miselyumları iyi gelişmiştir. Miselyumları iyi gelişmiştir. Zygomycetes bu şekilde. Gelelim glomeromycetes arkadaşlar. 3. Böyle ismi güzel okununca ben hızlı da yazıyorum bu arada. Arkadaşlar bu da, bunların tamamı bitki kökleriyle mikorize oluşturuyor. Mikorize dediğimiz mantarla bitki köklerinin ortak yaşamasıdır arkadaşlar. Mikorize birliklerini oluşturuyor ve bunlar bitkiye su ile mineral sağlıyorlar. Bitki de bunlar için besin veriyor. Yani bir mutualist yaşam ilişkisi vardır. O zaman yazalım. Tamamı bitki kökleriyle mikorize oluşturur. Bitkiye su ve mineral alır. Topraktan miselyumları sayesinde su ve mineral alıyor. Gelelim Ascomycetes. 4. Ascomycetes arkadaşlar. Bu da Asko, aslında Ascus'lardan geliyor. Ascus'larında sporlar oluşturuyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Ascus'larda spor oluşur. Bunlar da arkadaşlar liken birliklerini oluşturuyor. Neydi liken? Bahsetmiştik. Liken birliklerini
oluşturur. Liken de algilerle mantarların bir araya gelmesiyle oluşan birlikteliktir. Yine mutualist bir yaşam ilişkisi vardır. Son olarak beşincisi Basidiomycetes arkadaşlar. Bu da son bizim grubumuz. Basidium denilen keselerde bulunur bu da. Basidium denilen keselerde spor oluşturur. Spor oluşturur. Şimdi bakın. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Fungusların sınıflandırılmasıyla ilgili bilgilerimiz. Fungusları ben bu şekilde anlattım. Yani çok da fazla detayına girmek istemiyorum. Zaten sınıflandırılmasını anlattım. Ama hocam bize göre yeterli değil diyorsanız, eğer böyle ikilemde kalıyorsanız, siz de Campbell'a bakın. Ama Campbell'da aşırı detay var. Yani Campbell'da böyle ÖABT'de çıkmayacak kadar detay var, biliyorsunuz. O yüzden ben sınıflandırmayı anlatırken ÖABT kitabından anlatmaya karar verdim. Dediğim gibi bundan sonraki bütün kısımlarını ÖABT kitabından anlatacağım. Ama diğer konularımıza geldiğimizde tabii ki Campbell'dan gideceğiz arkadaşlar. Öncekilerde olduğu gibi. Evet, fungusların sınıflandırılması ve özellikleri bu şekilde. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.